yazdım yazdım. Bakan Özarslan ile hem adada hem de Ankara'da görüşmelerini sürdürdüklerini ifade eden Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda görünürlüğünü artırmak için birlikte çaba sarf ettiklerini dile getirdi. Çavuşoğlu, Kıbrıs meselesini de mevkidaşıyla değerlendirmeye başladıklarını söyledi. Kudret Bey'le Kıbrıs meselesini değerlendirmeye başladık. Biraz sonra heyetlerimizle yine çalışma yemeğinde bu konuları konuşacağız. Elbette Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye arasındaki bağları güçlendirmek için çalışıyoruz. En son Türk Konseyi toplantısında yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerindeki izolasyonların kalkması için gerekli mesajları da verdik. Yine ortak bildiride de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türk halkıyla dayanışma içinde olacağımızı ve haksız izolasyonların kalkması gerektiğini de ortak bildiriye koyduk. Bakan Özarslan ise Rum tarafında zihniyet değişikliğinin şart olduğunu kaydederek Kıbrıs sorununda Türkiye ile görüş birliği içerisinde olduklarını söyledi. Özarslan her zaman uzlaşı içinde olduklarını ifade etti. Doğu Akdeniz'de yer almakta olan ekonomik, siyasi ve askeri gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Bugün bu konuları müttefikimiz, stratejik ortağımız Garantör Türkiye ile hem görüşmeye başladık hem de heyetler arası yapacağımız görüşmelerde daha detaylı bir biçimde de ele alacağız. Takdir edersiniz ki değişen dünya konjektüründe Kıbrıs Adası'nın stratejik önemi daha da bir artmış durumdadır. Tam da böyle bir dönemde en az Kıbrıslı Rumlar kadar Kıbrıs Türk halkının da hak sahibi olduğu doğal kaynaklar konusunu da bugünkü görüşmelerimizde hem ele almaya başladık hem de birazdan detaylı bir biçimde konuşacağız. Ortak açıklamanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, İdlib'deki son duruma ilişkin konuştu. İdlib'de ateşkesin sürdürülmesi için, Aslan Anlaşması'nın devamı için ve rejimin ihlallerini önlemek için gerek İran nezdinde gerekse Rusya nezdinde temaslarımızı sürdürüyoruz. Ve 3,5 milyon insan burada yaşıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız elbette bu konuları Tahran'da Cumhurbaşkanı Ruhani ve yine Başkan Putin'le görüşecek. Zirvede bunları ele alacağız. Ama biz zirve öncesi temaslarımızı sürdürüyoruz. Hazırlıklarımızı yapıyoruz ki buradan sağlıklı bir karar çıksın. Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey'in Türkiye kapsamında gerçekleşecek görüşme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Jeffrey'i tanıyoruz. Daha önce Ankara'da büyükelçilik yaptı. Türkçeyi de iyi konuşuyor. Ve kendisinin Suriye özel temsilcisi olarak atanmasını isabetli buluyoruz. Bölgeyi de yakından biliyor. Türkiye'ye gelip bu konuları bizimle görüşmesi de önemli. Elbette sadece İdlib meselesi değil, tüm Suriye ile ilgili düşüncelerimizi, Suriye'nin sınır bütünlüğü, toprak bütünlüğü bakımından siyasi çözüm ve insani yardımlar ve de Amerika'nın PKK-YPG'ye verdiği destek ve silahları mutlaka gündeme getireceğiz. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon faaliyetlerine dair şunları söyledi. Şimdi biz de platform aldık ve sondajlara başlayabiliriz. Bunun hazırlığını Enerji Bakanlığımız gayet güzel bir şekilde yapıyor. Daha önce şu anda Hazine ve Maliye Bakanımız olan Berat Bey özellikle bu platformun alınmasında büyük gayreti oldu. Ve gerekli hazırlıkları yaptılar ve sonbaharda böyle bir sondaj başlayabilir.